Ama yanınızda çok minik ve çok şeker bir arkadaşımız var. Selinay, yanılmıyorsan ismi. Selinay, merhaba. 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 Sen niçin buradasın Selinay? Anaokuluna gidiyorum. Evet, Selinay anaokuluna gidiyor. İlk okul hayatına daha yeni başladı. Ama elbisesi oldukça güzel. Folklor öğreniyor Semra Boz'un öğrencisi. Hemen diğer arkadaşlarımıza, diğer öğrencilerimize dönelim. Esra, istersen merhabalar. Merhaba. Siz niçin buradasınız? Dans yapmak istiyorum. 23 Nisan'a yapmak istiyorum. Peki ne zamandan beri ders aldınız? Folklor dersleri aldınız? Daha 1 yıl oldu. 1 yıldır. Hangi tür danslar yapıyorsunuz? Delili yapıyoruz, pop yapıyoruz. Pop yapıyorsunuz. Peki, teşekkürler. Çok yakışıklı bir arkadaşımız var Esra, aynı zamanda yanımızda. Papyonu da oldukça çok güzel, bayram için, şölen için, yürüyüş için oldukça iyi hazırlanmış. Merhaba, isminiz nedir? Hasan. Hasan, sen ne yapacaksın bugünkü gösterilerde? İstiklal Marşı'nı söyleyeceğim. Tiyatro yapacağım. Peki bize birazını söyler misin İstiklal Marşı'nın, mesela birinci kıtası olabilir. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenin son ocak, o benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benim milletimindir ancak. Teşekkürler, bravo, teşekkürler. Bütün arkadaşların seni alkışladı şimdi. Çok teşekkürler. Size dönelim. Siz hangi dansları yapıyorsunuz? Yabancı danslar, bir de yöresel danslar. Yöresel danslar. Peki 23 Nisan hakkında, şölenler, kutlamalar hakkında ne düşünüyorsun? Çocuklar için çok güzel bir bayram. Yani burada olması da çok güzel bir şey. Ya, sadece Türkiye'de olmaması. Öyle. Çok güzel bir konuya değindi Esra, çünkü sadece Türkiye'de televizyonlardan izleyebiliyordu. Geçtiğimiz yıllarda çocuklar bu tür etkinlikleri, bu tür kutlamaları, ama artık özellikle Fransa'daki, daha doğrusu yurt dışındaki elçiliklerimizin, görevlilerimizin de büyük gayretleriyle, Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerimizin de büyük gayretleriyle yurt dışında da yapılıyor bu kutlamalar. Biraz önce söylediğim gibi Bire'ye yayılıyor kutlamalar. Salon sorunları oluyor. Tatil günleri, değişik tatil günleri. Dolayısıyla işte bu Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerimizden birisi de burada. Bişviller bölgesinden Ayfer Hanım, Ayfer Akkuyu. Hocam buyurun. Siz neler söyleyeceksiniz? Bişviller bölgesinde öğretmensiniz. Yüzlerce öğrenciniz var. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün ben de çocuklar kadar heyecanlıyım. Bir 23 Nisan yürüyüşümüz var. Sonra salonumuza geçip orada kutlamalara devam edeceğiz. Heyecanlı olmamın bir sebebi de kendimi çocukluğumun 23 Nisanlarında hissediyorum. Yürüyüş yapacağımız için tabii. Ayrıca yurdumuzdan, anavatanımızdan kilometrelerce uzakta 23 Nisan'ı yaşıyor olmak ve yaşatıyor olmak çok güzel bir duygu. Peki. Ayrıca okul aile birliğimize ve Semra öğretmenimize, okul aile birliği başkanımız Yılmaz Özkul beyefendiye özellikle çok teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla bu programları gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler, sizlere de kolay gelsin. Ben de buradaki, çünkü ben de bir Fransa'da büyüyen bir Türk genciyim. Daha doğrusu uzun yıllardır Fransa'da yaşıyorum. Ve teşekkür ediyorum Fransa'da yaşayan, Fransa'da büyüyen Türk gençleri adına. Ramazan Bey, sizi rica etsem. Türkiye'den gelen, İstanbul'dan, İstanbul Profesör Doktor Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri de burada 23 Nisan için. Hem Fransa'ya geldiler, Fransa'nın değişik şehirlerini gezdiler, hem de 23 Nisan kutlamalarına katılıyorlar. Hocam, Ramazan Özdemir, hoş geldiniz. Esra, şöyle ilginç bir bilgi daha var. Ramazan öğretmen birkaç yıl önce Bişviller'de görev yapıyordu. Bişviller'de, Bişviller ve bölgesinde öğretmenlik yapıyordu. Şimdi İstanbul'da görevini devam ettiriyor. Fakat 23 Nisan törenleri, kutlamaları için bu bölgeye tekrar geldiler. Hocam, nasıl geçiyor? Öğrencilerinizle birlikte geldiniz. Tekrar eskiden görev yaptığınız bölgedesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizi burada konuk ediyorsunuz, yayın yapıyorsunuz. Vatanıma geldim diyorum. Hakikaten vatan kelimesinin altını çiziyorum özellikle.
Benim iki tane vatanım var. Birisi Türkiye tabii ki ve burası Fransa, Bişviller özellikle. Geldiğimde hakikaten derneklerimizle oturduk, konuştuk, onlarla görüş alışverişinde bulunduk. 5 yıl sonrasında döndüğümüzde Türkiye'ye dedik Bişviller için, okulumuz için ne yapabiliriz, çocuklarımız için ne yapabiliriz? Okul idarecilerimle görüştük, dernek başkanlarımla görüştük. Dedik bir proje yapalım. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı daha güçlü bir şekilde burada yaşayalım ve yaşatalım. Hem de çocuklarımız Fransızca bölümü öğrencilerini getirdim bu arada. Okulumuzda Fransızca seçmeli dillerden bir tanesi. Fransızca öğretmen olarak dedik ki hem çocuklar Fransızcalarını ilerletsinler, hem bu yaşta Avrupa'yı görsünler, hem böyle bir eşanjı, bir paylaşım olsun istedik. Bu proje buradan yola çıkarak gerçekleşti. Güzel bir organizasyon. Çok mutluyum. Dediğim gibi vatanıma geldim. Tüm velilerimle, çocuklarımla, öğrencilerimle, dernek başkanlarımla beraber, öğrencilerimle beraber güzel bir organizasyon. Ve inşallah ikinci bir organizasyon olarak da Biç kasabasında bir 23 Nisan'a katıldık. Orada da yine ilk kez bir 23 Nisan yapıldı. Biz de güçlü bir destek verdik. Burada güzel bir 23 Nisan olacak. Güzel bir hava, güzel bir ortam. Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz. Güzel bir ortam. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Türkiye'den, İstanbul'dan gelen Ramazan Özdemir hocamıza da teşekkür ediyoruz. Eski görev yeri Bişviller kasabasına gelerek burada 23 Nisan törenlerine, çalışmalarına katıldı. Yanımızda diğer genç arkadaşlarımız var, öğrenciler var. Merhabalar. Merhaba. Siz neler yapacaksınız biraz sonraki gösterilerde? Biz bugün halk oyunlarımızdan bir kesitler sunacağız buradaki vatandaşlarımıza. Binlerce kilometre uzaktan geldik. Bu kutlu günü buralarda vatandaşlarımızla birlikte yaşamak için. Mutluyuz, gururluyuz. İyi ki de buradayız. Çok mutluyuz biz bugün. Teşekkürler. Hemen size soralım. Siz neler yapacaksınız? Biz aynı gruptayız. İstanbul'dan geldik. Sosyal Bilimler Lisesi'nden folklor gösterimiz olacak. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan'ı kutlu olsun diyorum. İyi günler. Peki sadece bu şehirde değil, birkaç şehirde gezme imkanınız oldu. Evet. Neler düşünüyorsunuz özellikle Fransa hakkında? Gördüğünüz yerleri biraz anlatabilirseniz bize. Fransa'da Biç'e gittik ve dün de Strasbourg'a gittik. Gerçekten güzel yerler. Tabii insanın vatanı gibi olmasa da gerçekten beğendiğimiz yerler. Buradan işte burada yaşayan tüm vatandaşlarımıza da selamlar yolluyorum. Peki, peki çok teşekkürler. Ailene ve arkadaşlarına da özellikle TRT Türk ekranlarından selam göndermen gerekiyor, öyle düşünüyorum. Yılmaz Bey, Bişviller bölgesi, daha doğrusu Bişviller'in Okul Aile Birliği Başkanı, bu törenlerde, bu kutlamalarda en çok emeği olan kişilerden bir tanesi Yılmaz Özkul. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler, siz de hoş geldiniz. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Bişviller'de 30 yıldan beri 23 Nisan kutlamaları yapılıyor. Biz dernek başkanı olduktan sonra çok daha geniş şekilde yapmaya çalışıyoruz. 80 tane folklor öğrencimiz, 400 tane normal öğrencimiz var. Yurt dışında bir 23 Nisan'ı kutlamak, hele de gurbet ellerde kutlamak insanı daha fazla duygulandırıyor. Coşkuyla, büyük bir hevesle bu işi yapıyoruz ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan'ını kutluyorum. Peki, çok teşekkürler. Faruk Bey, Strasbourg bölgesi koordinatör öğretmenimiz aynı zamanda. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Çok güzel etkinlikler oluyor bu bölgede özellikle. Evet, öncelikle Türk milletinin ve Türk çocuklarının, bütün dünyadaki çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyoruz. Bu yıl Strasbourg Eğitim Ateşeli olarak birçok bölgemizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 94. yılını coşkuyla kutlamaktayız. Fakat bu yıl Bişviller'de, Bişviller Dernek Başkanları'nın öncülüğünde sağ olsunlar, bir yürüyüş alayıyla başlayacağız. Geçenlerde yine başka bölgemizde bu şekilde yürüyüş alayıyla. Gerçekten Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarına armağan edilişini şimdi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü dünyanın birçok yerinde, bu başta Fransa, Almanya ve birçok ülkelerde coşkuyla kutlanmakta. Ve bu yüzden diyoruz ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarımıza kutlu olsun ve derneklerimizden istirhamımız, ricamız bundan sonraki süreçlerde de yine coşkuyla kutlanması. Teşekkür ediyoruz. Peki, çok teşekkürler. Zeynep, şöyle alalım sizi de, çünkü Bişviller'deki Türklerin en genç üyelerinden bir tanesi diyebiliriz. Kızınızla burada, sırası neler söyleyeceksiniz? Ya bugün çok güzel bir gün. Bütün çocuklara armağan ediyoruz. Bugün ne bayram anneciğim, söyler misin? Hadi. Söyle anneciğim. Hadi söyler misin? Evde ne öğretti? Hadi anneciğim. Peki. Çok teşekkürler. Konuşmak istemediği. Çok teşekkürler.
Esra Bişviler'deydik. Strasbourg'un yakınlarında bir kasaba burası. Türkler için oldukça anlamlı bir yer. Türk nüfusunun oldukça kalabalık, yoğun olduğu bir bölge. Fransa'da değişik bölgelerde 23 Nisan kutlamaları yapıldı ve bundan sonra da yapılacak. Söz yeniden sende. Evet Ömer Aydın, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuklarına. Fransa'daki kutlamalara dair izlenimleri aktardı bizlere canlı yayında Ömer Aydın. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım şimdi de. New York'ta 23 Nisan kutlamaları Atatürk Okulu'nda.